Şimdi keşke bahsettiğin yazarları, araştırmacıları, bu iktidarın yöneticileri, bu iktidarın temsilcileri de okusaydı. Doğru. Okusaydı da bugün tarih tezlerini en azından doğru bir şekilde anlatma gayretine girişselerdi. Ama ne yaptılar? Bugüne kadar hamasetle, yalanla, hülyayla, fanteziyle günü kurtarmaya çalıştılar. TRT'den dizi yayınlatıyorsun. Abdülhamit İngiliz büyükelçisini tokatlıyor. Tarihte olmuş mu böyle bir şey? Yok. Ciddi oldu mu ya? Yani TRT ekranı oldu mu? Evet. Büyükelçiyi tokatladı da İngiliz mi bilmiyorum. İşte İngiliz büyükelçisi. Ama birine bir tokat bastı yani. İngiliz büyükelçisini tokatlıyorsun. Bir zamanlar Kıbrıs diye ben çok incelemişimdir Metin Tansu'nun babası. Baştan sona yanlış. Türk mukavemeli teşkilatı yoktur. Mukavemet teşkilatı yoktur. Metin'in babası Tansu ilk gidenlerdendir. Arkadaş, polisler meseleleri halletmiş. Bir de çarpıtarak anlatıyorlar, çekiyorlar. Peki. Şimdi bu tür böyle hamasetlerle, fantezilerle kendine bir tarih tezi oluşturmaya çalışırsan, Abdülhamit'e TRT'de İngiliz büyükelçisini tokatlatırsan, geleceğin yer Trump'ın mektubuna sessiz kaldığın gibi Biden'ın mektubuna da, açıklamasına da sessiz kalmaktır. Biden'a niye seslerini çıkartamazlar? Bu iktidarın Biden'a Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle kükreyebilmesi mümkün değildir. Çünkü bir, en başta 3 Mayıs'ta Halkbank davası var. İki, bu iktidar yanlış dış politika yüzünden Amerika ve Rusya'nın arasında kaldı. Adeta tost oldu. Uçak düşürüldükten sonra Rusya'dan S-400'leri alarak Rusya'yı idare edeyim. Amerika'yla F-35 pazarlığı yapayım, onları da orada tutayım dedi. Ve en sonunda hayaller bitti, gerçekler geldi, kapımıza dayandı. Bu stüdyoda ya da Halk TV'de program yaptığımızda Biden geldiğinde her şey Türkiye açısından daha kötü olacak dediğimizde Trump'ı mı savunuyorsunuz diyorlardı. Ya arkadaş, biz niye Trump'ı savunalım? Bizim hayatımız antemperyalizmle geçmiş. Bugün de antemperyalistiz, yarın da antemperyalist olacağız. Çünkü Biden kendisine temel motto olarak Amerika geri döndü dedi. Değil mi? Amerika geri döndü. Şimdi biz geri dönen Amerika'yı görüyoruz. Sen eğer bu Amerika'ya bir cevap vermek istiyorsan, incirliğin hiçbir değeri yok. Bütün arkadaşlarımız incirliği kapatın diyor. İncirlik gibi 50 tane üs kurdu şu anda Amerika Birleşik Devletleri bölgede. Katar olmuş zaten Amerika'nın arka bahçesi. Erbil var. Erbil istediği gibi at oynatıyor. Kuzey Suriye'de Amerika'ya bir tavır almak istiyorsan kardeşim, Cumhuriyet Halk Partisi bunun mücadelesini çok verdi. Malatya'daki radar üssünü kaldırırsın. Kürecik'teki radar üssünü kaldırırsın. Amerika'nın derin kulağını bölgeden siler atarsın. O zaman ben de derim ki Amerika'ya en azından bir cevap verilebildi. Şimdi bunların bu cevabı verebilmesi mümkün değil. Bu kavganın arkasında tabii ki S-400 de yatıyor, başka şeyler de yatıyor. Sen S-400'ü sırf Putin'i idare edebilmek için kullanamayacağını bildiğin halde getirip bu ülkeye kuracağını söyler, 2,5 milyar doları da Putin'in avcına götürür, sıkıştırırsan, bir de Rusya'ya gittiğinde kötü de bir muameleyle karşılaşırsan, Amerika Birleşik Devletleri bunu doğru okur ve en nihayetinde gelir sana savunduğun Abdülhamit'e, savunduğunu iddia ettiğin Abdülhamit'i de içine alan Ermeni, sözde Ermeni soykırımını söyler. Çünkü sadece 1915 değil, bugün 1915'ten bahsediyor Biden, işte İstanbul'a Konstantinopolis diyor falan filan, ama Ermeni, sözde Ermeni soykırımının aslında tarih kitaplarındaki başlangıcı olarak ta Abdülhamit dönemi gösteriliyor. Sen bugün TRT'de İngiliz Büyükelçisi tokatlattığın Abdülhamit'i savunamayan bir iktidarsın kardeş. Abdülhamit'i ve onun devamını savunamayan bir iktidarsın. Niye savunamazsın? Çünkü ekonomin bitmiş. Çünkü Rusya ile ilişkin bıçak sırtı gidiyor. Çünkü Amerika'yı aklınca idare edebileceğini düşünmüşsün. Hem Amerika'yı idare edeyim, hem Rusya'yı idare edeyim demişsin. Monşer diyerek büyükelçilerini değersizleştirmişsin. Bugün Türkiye'nin Amerika'da bir temsilcisi var mı yok mu, bunu hiç kimse bilmiyor. Bak, Murat Mercan eski bir AKP milletvekili, Tokyo büyükelçisiydi.
Oradan Amerika'ya gönderildi. Güven mektubu verdi mi Murat Mercan? Türkiye'nin Amerika'da bir büyükelçisi var mı yok mu? Bunu kimse en azından şu ana kadar bilmiyor. Biden'ın seni arayacağını bildiğinde Aytun Çıray'ın da ifade ettiği üzere bu görüşmeler daha önceden yapılır. Tabii. Neye tav oldunuz kardeşim? Ermeni soykırımı lafını yuttunuz. Haziran'daki NATO görüşmesine tav oldunuz. Niye? Biden'la orada birlikte fotoğraf verip biz de bu uygar dünyanın parçasıyız diyecekler. Monşer dedin, dışladın. S-400 aldın, kumar oynadın. Biden iç politik vaatlerini ortaya koydu ve bugün de iktidarın sözcüsü gazeteciler diyorlar ki efendim bunun hiçbir hukuki karşılığı olmaz. Biden'ın söylediklerinin hiçbir önemi yok. Nasıl önemi yok kardeşim? Bütün arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi herhangi bir ülke söylemiyor bunu. Amerika Birleşik Devletleri söylüyor. Burada görünen şey şudur. Adalet ve Kalkınma Partisi Türk dış politikasını çökertmiştir, güçsüz hale getirmiştir, resmi tarih tezlerini savunamayan bir konuma itmiştir ve Amerika Birleşik Devletleri sözde Ermeni soykırımını Ermeni soykırımı olarak ifade ederek aslında Türkiye'ye artık sen benim müttefikim değilsin, sen benim dostum değilsin, benim için o kadar da önemli değilsin demiş ve bir anlamda sevgili Mithat Baydur'un da ifade ettiği üzere kendi tezini dikte ettirmiştir. Bak iktidar Amerika Birleşik Devletleri'nin sözlerini yutmuştur. Erdoğan'ın çıkıp tarih anlatmasının bence hiçbir anlamı yok. Onlar zaten kitaplarda yazıyor, Google'da da yazıyor. Tavır ne aldın kardeşim, tavır? Sen bu ülkede karşılıklı yaşanmış acıları bir kenara bırakıp sadece soykırım üzerinden bu ülkeyi tanımlatamazsın. Biz o acıları yaşamış insanlarız. Nereden yaşadık? Biz de Kafkaslardan geldik. Bütün ailemiz Kafkaslardan geldi. Biz derken kendini kastediyorsun. Tabi ailemi. İşte ailem, dedem, dedelerim, dedelerimin dedesi. Biz de Kafkaslardan geldik. Kars'ta büyüdük. Kars bu olayların en çok yaşandığı, en çok acıların yaşandığı yerlerdir. Ben yeniden o acıları anlatıp hem bizim kendi şehitlerimizin aziz hatıralarını incitmek ya da o ailelerin acılarını hatırlatmak, hem de orada yaşamını yitiren Ermenilerin ailelerinin acılarını yeniden kaşımak istemiyorum. Sonuçta ben halkların kardeşliğine inanıyorum. 1915'te bu acı olaylar yaşandı mı? Yaşandı. Önemli olan bundan sonra tarihten husumet çıkartmamak, bakın tarihten husumet çıkartmadan Türk ve Ermeni halkının kardeşliğini tesis etmektir. Şu içinde bulunduğumuz stüdyo Şişli'de. Ve bu Şişli'de binlerce Ermeni kardeşimiz yaşıyor. O Ermeni kardeşlerimizin can ve mal güvenliği, bu ülkede özgürce yaşama güvenliği de hepimizin emaneti olmalı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de emaneti olmalı. O insanları da bu işler üzerinden suçlayıp bir Türk-Ermeni kavgasına da yol açmamalıyız. Zaten 1915 olayları da böyle başladı. Bir emperyalist kışkırtmayla başladı. Şimdi Biden'ın bu kışkırtmasına da hiçbir siyasetçinin prim vermeden yeni bir Türk-Ermeni gerilimini ortaya koyacak adımlar atmaması lazım. Buna Twitter'da gördüğüm gereksiz tweetler var. Onları da dahil ederek söylüyorum. Her iki taraftan da tweetler yazan tanıdıklarımız, arkadaşlarımız var. İsim vermeyeyim. Hani şimdi hedef haline getirmeyelim insanları. Herkesin daha bir sorumlulukla hareket etmesi ve bu ülkede Türküyle, Kürdüyle, Ermenisiyle, Azerisiyle, Çerkeziyle, Lazıyla birlikte kardeşçe yaşayacağımız ve emperyalist kışkırtmalara da meydan vermeyeceğimiz bir ortam oluşturmamız lazım. Çok şey söylerim ama gecenin konularımız ilerleyen... çok. Bu arada...